Canlarım selam. 60 günde geometri kampımızın geldik bugün tamı tamına 39. gününe. Çemberin konu anlatım kısmını nihayet bugün bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün dairede alanı yapacağız ve çemberler daire konusunun konu anlatım temel tanım testi bitecek. 40 ve 41. günlerde 40 kere 41 kere maşallah. 40 ve 41. günlerde arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum ya. Hah, efishinado testlerini yapacağız. Ondan sonra da çember daire konusunu noktalamış olacağız. Güzel bir konu anlatımı oldu bence. Gayet güzel. Yani konu anlatımında çok bir sıkıntı yaşadığımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Daire konu anlatımındaki alan soruları aslında çok geniş yani sadece dairede alandan yaklaşık 4-5 tane video yapabilirim aslında ama bunların hepsini Eficinado testlerine koymak istedim. Çünkü döne 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 klasik soruları çözmenin bir anlamı yok. O zaman Eficinado testlerine yer kalmıyor. Ben istedim ki Eficinado testlerinde dairede alanın uygulamalarını yapmış olalım. Peki bugün ne yapıyoruz? Hangi sayfayı yapıyoruz Mavi Boncuk'tan? Bugün arkadaşlar sayfa 149-150 yapacağız. Artı ben size bir de dört tane birbirinden güzel, birbirinden tatlı, birbirinden tonçik ve birbirinden ponçik dört tane bonus soru soracağım. Yine gözlüğüm inanılmaz bir şekilde pislenmiş görüyor musunuz? Size temiz gibi duruyor ama. <laughs> oğlum o ne komik oluyor. Baksana. <laughs> görüyor musun? Gözleri küçültüyor. Neyse dur bakayım. Şurada yine gözlük temizleme bezim olacaktı. Neredesin oğlum? Ana burada yok ya. Ne yapacağız? Üstümüze mi sileceğiz? Mecbur üstümüze sileceğiz. Üf, nereye gidiyor bu gözlük temizleme bezleri? Ben anlamıyorum ki. Neyse şuraya sileyim bakayım. Abi gözlüksüz de hiç göremiyorum ya. Şu anda körüm arkadaşlar. Yani şu anda gerçekten zerre bir şey okuyamıyorum yani. Bundan bir çok değil yani bir, bir sene önce falan gözlüksüz ders anlatıyordum. Şu an mümkünatı yok gözlüksüz ders anlatamam yani. Öyle boş boş yazarım yani. Bakayım temizlendi mi? Bunları dersten önce yapsana hocam dediğinizi duyar gibiyim. Bundan sonra yapacağım dersten önce merak etmeyin. Kardeşim benim. Bize geometriyi öğretecek kitap. Öğreten kitap diyorum ve dersime geçeyim mi? Ne diyorsunuz? Hazır mıyız? Sorun yok değil mi? Evet bakıyorum. Unuttuğum bir şey var. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi canlarım dairede alan. Çoğunuz zaten bunu biliyorsunuzdur küçüklükten diyeceğim ama sanki böyle herkes anasının karnında öğreniyormuş gibi. Öyle bir şey olsa ya böyle. Anasının karnı. ve çıkar çıkmaz. Pire kalemi. Tamam deyip geride. Aa Whatsapp açık kalmış. Bir dakika. Şu Whatsapp'ı kapatmalıyım. Hı. Kapattım. Sesi duydunuz değil mi? Dü Whatsapp sesi geldi. Kimdir kim yazdı? Evet dairenin alanı. O merkezli R yarıçaplı dairenin alanı arkadaşlar çok meşhur bir formüldür. Alan eşittir pi çarpı r kare ile bulunur. Dairenin alanı budur. İşte efendime söyleyeyim yarım dairenin alanından bahsedebilir. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2'dir. Şöyle bir yarım daire çizersek şurası O şurası r ise buraya da alan dersek bu dairenin alanı pi r kare bölü 2 ile bulunur. Çeyrek daire sorarsa pi r kare bölü 4 ile bulunur. Amma ve lakin böyle bir daire diliminin bir pizza diliminin alanı sorulursa bir dairede iki farklı yarı çapın ha, pardon bu, bu değil ee, bu, pardon ee, bir dairede iki farklı yarı çapın daireden ayırdığı parçaların her birine daire dilimi denir. Daire dilimi denir. Tabii ki bu oturduğunuz apartman dairesi değil arkadaşlar bildiğimiz daire, yarı çapı olan daire dilimi. O merkez R ile yarı şekildeki taralı alan bir daire dilimidir. Yani şu bir daire dilimidir arkadaşlar ve bu daire dilimin alanı aynı çevrede yaptığımız gibi. Hani bu yay uzunluğunu nasıl buluyorduk? Ee, alfa bölü 360 çarpı 2 pi ile buluyorduk. Burada da aynı şekilde alfa bölü 360 çarpı bu sefer alandan gideceğiz. Pi kare diyeceğiz. Daire diliminin alanı alfa bölü 360 çarpı pi kare formülüyle ne olacak arkadaşlar? Bulunacak tamam Gerçekten çevre ve dairede harbiden çevrede de bunu sık sık söyledim. Dairede de bunu sık sık söyleyeceğim. Hiçbir şey yok çevre ve dairede. Şimdi buraya gelin bir özellik daha. Ortak merkezli iki dairenin arasında kalan bölgeye daire halkası denir arkadaşlar. Daire halkası. Gördüğünüz gibi burada bir halka oluşuyor. İşte bunu ister simit diyebilirsiniz, ister aç zeytin açma diyebilirsiniz. İster ee, ne derseniz deyin lastik diyebilirsiniz ne derseniz deyin buna bir biz matematikte daire halkası diyoruz. O merkez şekildeki taralı alan bir daire halkasıdır. Şimdi bu daire halkasının alanını bulmaya çalışalım. Bize OB'yi R2'nin R2 karesi, OA'yı da R1'in karesi vermiş bak. R1'in karesi ne ya? OV'yi R2 vermiş şurayı. Yani büyük çemberin, büyük dairenin alan şeyini, yarı çapını R2 vermiş. Küçük dairenin yarı çapını da R1 vermiş. Şimdi ben bu taralı alanı, bu daire halkasının alanını bulabilmek için büyük alandan yani pi çarpı R2'nin karesi alanından küçük dairenin alanını yani pi çarpı r1'in karesi alanını çıkartabilirim. E bunu da pi parantezine alırsam r2'nin karesi eksi r1'in karesi ile bulunur. Yani burada formül olarak es, ispat e, ezberleyecek bir şey bence yok aslında. E, ama biz bunu yine buraya şöyle gelin formül olarak yazalım. Aslında dediğim gibi formül olarak ezberlenecek bir şey yok. Şimdi örneğimize bakalım. Yarı çapı 10 santim olan dairenin alanını soruyor. Hemen formülü yazıyoruz. Alan eşittir. Pi çarpı R'nin karesi. Yani pi çarpı çapı 10 diyor. Buralardaki kelime oyunlarına dikkat edin. Çapı 10 ise yarı çapı 5'tir. O zaman pi çarpı 5'in karesinden bu alan 25 pi olacaktır. Tamam mı? Anlaştık değil mi? 87. Diyor ki çevresi 8 pi olan dairenin yarı çapı 2 santim arttırılırsa alanının kaç santimetre kare artacağını bulunuz diyor. Şimdi çevresi 2 pi olan dairenin yarı çapını bulalım. 2 çarpı pi çarpı r çevresi böyle bulunuyor. Bu 8 pi'ye eşitmiş. Bu pi'ler birbirine götürürse 2R eşittir 8'den R eşittir 4 gelir. Yani bizim yarı çapımız kaçmış arkadaşlar? 4'müş. O zaman biz yarı çapı 4 birim olan bir dairenin alanını gelin beraber hesaplayalım. Yarı çapı 4 ise alanımız pi çarpı 4'ün karesinden 16 pi olacak başlangıçta. Adam bize diyor ki yarı çap 2 santim arttırılırsa diyor. Yani 4'ten kaça çıkacakmış yeni yarı çap? 6'ya. O zaman yeni alanımızda pi çarpı 6'nın karesi. Yani 36 pi olacak. Ne kadar artmış? Son durum 36 pi. ilk durum 16 pi. 36 eksi 16'dan toplamda alanımız 20 pi artmış olur. Tamam mı? Şimdi 88. Şekilde O merkezli iki daire verilmiştir. AB 6 santim olduğuna göre taralı bölgenin alanında bulunuz diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu çektim. Bak hiçbir şey vermemiş. Ha, taralı alanı soruyor ama hiçbir şey vermemiş. Sadece AB'yi vermiş. Bir kere merkezden TET'e geldim. Tamam mı? Merkezden TET'e indirdiğim diktir ve iki eşit parçaya böler. AB'nin ben 6 olduğunu biliyorum. Demek ki buraları 3'e 3 bölecek. Şimdi bu R1 olsun. Yani küçük çemberin, küçük dairenin yarıçapı. Sonra şu O ile B'yi birleştirelim. Bu da büyük dairenin yarıçapı. Buna da R2 diyelim. Ve buradan Pisagor yapalım. R2'nin karesi eşittir. 9 artı R1'in karesi diyebiliriz. R1'i karşı tarafa attığım zaman R2'nin karesi, R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşittir 9 gelir. Şimdi bize daire halkasının alanını soruyor farkındaysanız taralı bölge. Daire halkasının alanı da ne olacaktır? Pi çarpı büyük dairenin alanından yani R2'nin karesi eksi pi çarpı küçük dairenin alanını yani r1'in karesini çıkartacağız. Yani pi parantezinde aslında r2'nin karesi eksi r1'in karesi soruluyor bize. E zaten r2'nin karesi eksi r1'in karesini de soruda biz 9 bulduk. Pi ile çarparsak aradığımız alanın kaç olduğunu buluruz. 9 pi olduğunu buluruz. Tamam mı? Cevap 9 pi olacak yani. 89. O merkezli dairede AOB açısı 120 derece, AB 9 santim taralı alanı bulunuz diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere bunlar yarı çap oldukları için eşitler. Demek ki burada 30-30-120 üçgeni var. 30-30-120 üçgeninde ister şöyle düşünün. Kök 3 katı 9'u vermek zorunda. Demek ki burası 3 kök 3 olmalı. Kök 3 katından 9'u verecek. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Hatırlatma da yapmış olalım. Şurası 120 derece, şurası 30 derece, şurası 30 derece ise ikiz kenar üçgen olduğu için indirdiğiniz dikme tabanı iki eşit parçaya bölecektir. 9 olduğu için burası 9 bölü 2'ye 9 bölü 2 diye böler. E 90, 30, 2'ye böleceği için 60'a 60 diye böler. E 90, 60, 30 üçgeni var. 60'ın karşısı 9 bölü 2'yi görmüş. O zaman 30'un karşısı bunun köküç katını görecek. Yani 9 köküç bölü 2. Burası 9 köküç bölü 2. 90'ın karşısı da 30'un karşısının bir dakika 60'ın karşısı 9 bölü 2'yi gördüyse 30'un karşısı şöyle olacak kök 3 katını görmeyecek 9 9 bölü 2 bölü kök görecek yani 9 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 9 bölü 2 kök yani 9 kök bölü 6'yı görecek yani 3 kök bölü 2'yi görecek e, burası 3 kök 3 bölü 2 ise 90'ın karşısı bunun kök 3 katı, 2 e, katı olduğu için 3 kök 3 olacak burası diye de düşünebilirsiniz. Ama uzattık gereksiz. Gerek yok yani. Buradan çıkıyor zaten. Peki. O zaman bizim yarı çapımız 3 kök çıktı. Taralı alanı soruyor bize. Şimdi taralı alanı bulabilmek için arkadaşlar bu 120 derecelik daire diliminin pizza diliminin alanını bulacağız. Üçgenin alanını buradan çıkartacağız. Peki daire diliminin alanını bulalım o zaman. Ne Nasıl bulacağız? Pi çarpı bir kere 120 derece olduğu için merkez açısı 120 bölü 360 çarpı pi çarpı 3 kök 3'ün karesi pi çarpı r kare buldum. Eksi. Şimdi buradaki alan nasıl bulunur? İsterseniz sinüs teoreminden bulun. Nasıl bulunuyor? 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı 3 kök 3 çarpı 3 kök 3 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Yani sin 120. Sinüs 120 arkadaşlar aynı zamanda sinüs 60'a eşittir. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Tamam mı? Şimdi hesaplayalım gelin. Ee, bir kere 120 bölü 360'tan 3 gelir. ve ee, bu 3 kök 3'ün karesi orası. 3'ün karesi 9 kök 3'ün karesi 3. Bu 3 ile bu 3 sadeleşir. Buradan 9 pi gelir arkadaşlar. Eksi ee, 3 kök 3 e, köküç, 3 kök 3 kök 3 ile çarpılırsa 9 kere 3'ten 27 kök 3 gelir. 27 kök 3 yukarısı paydadan da 4 gelir. 27 kök 3 bölü 4 geliyor tamam mı? E sinüs teoremiyle alan bulamazsanız şuradaki iki dik üçgenin alanı da bulabilirsiniz. Yani e, yüksekliğimiz 3 kök 3 bölü 2 tabanımız da 9 bölü 2. Bundan 2 tane olduğu için 2 ile çarparak bu ikiler sadeleşir diyerek de alanı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bir de bölü ikisi var. Taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı 2 yine 27 kök 3 bölü 4 çıkacağını görebilirsiniz. Tamam mı? Taralı alanımız buymuş. Her zaman böyle cıncık gibi çıkmaz taralı alanımız. Bazen böyle çıkabilir. 90. soruya geldik. O merkezli çember ABCD karesinin kenarlarına teğet ve ABCD karesinin alanı 36 cm kare olduğuna göre taralı alanların toplamının kaç santim olduğunu bulunuz. Arkadaşlar ABCD karesinin alanı 36 cm kare ise bir kenara 6. Bütün kenarlara 6, 6, 6'yı yapıştırabiliriz. Şimdi buradan bu teğete çektim. Bir de bu da bu teğete çektim. E buradan çektiğim teğetler gördüğünüz gibi burada bir kare oluşturdu. Çünkü 90, 90, 90 ve 90. E şimdi 6 birimse, bak burasının tamamı 6 birimse, birin, 6 birim ya birin değil, birim. 6 birimse, birimse, <laughs> özür dilerim. E, şurayla şuray birbirine eşit olduğu için 3'e 3 bölecek. Yani burası 3 olacak, burası da 3 olacak. Burası da 3 olacak. Şimdi taralı alanı bulabilmek için bütün karenin alanından yani 36'dan bu dairenin alanını çıkarmamız lazım. Dairenin de yarı çapı 3 olduğu için alanı pi çarpı r kareden pi çarpı 3'ün karesi. Yani cevabımız 36 eksi 9 tane pi çıkacak. Tamam mı? 91'e geldik. O merkezli yarım çemberde CD 6'ymış, BD 2'ymiş. Taralı alanlar toplamının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bir kere bir kere çapı gören çevre açı 90 derece yapıştırdın bunu. Dikten dik girmiş ökliti kullanacaksın. Diyeceksin ki 6'nın karesi eşittir. OD, OD'ye x diyelim. x çarpı 2. 2x eşittir 36 gelecek. Buradan x eşittir 18 gelecek. Tamam. x eşittir 18 gelecek. x eşittir 18 ise Şimdi bakın dikkat edin. Burası 18. E, o DB de 2. O zaman AB'nin tamamının 20 olduğunu bulacaksınız. 2'ye bölerseniz 10 10. Yani 10. Burası da 8. Yani bizim yarıçapımız 10. Şimdi taralı alanı bulmak istiyoruz. O zaman yapacağımız hareket yarım dairenin alanından üçgenin alanını çıkarmak. Yarım dairenin alanı pi çarpı yarıçapımız 10. Pi çarpı 10'un karesi bölü 2. Bu yarım dairemizin alanı. Eksi Üçgenin alanında tabanımız 6 birim. Yüksekliğimiz daha doğrusu yüksekliğimiz 6 birim. Tabanımız da çap değil mi? Yani 20 birim. 6 çarpı 20 bölü 2 yapacağız. Şimdi 100 pi bölü 2'den 50 pi gelecek daire diliminin yarım dairenin alanı. 120 bölü 2'den 60 gelecek burası da cevabımız 50 pi eksi 60 çıkacak. Tamam mıdır? formülleri uyguladığınız zaman bir sıkıntı yok. Tabii ki bunların daha zor versiyonlarını çözeceğiz ama önce gelin sizlerle bir şu 4 tane bonus soruyu konuşalım. Çok güzel 4 tane bonus soru ayarladım size. Bu bonus soruları niye koyuyorum ve niye kitaba koymadım? Bazen bunu soruyorsunuz. Arkadaşlar kitaba koymadım çünkü zaten bol bol FINAO'lu testlerinde bunları ee, çözüyoruz. Bonus sorulara koymamın sebebi biraz o konunun FINAO'dolarına önceden hazırlıklı olun. Çünkü şimdi geometri şöyle Ayta matematik gibi değil. Ayta matematikte türevde de konunun içinde zor sorular çözüyoruz. Efficinado'da da zor sorular çözebiliyoruz. Ya da iyi seviye çok işlem sorular. Ama geometrinin konu kısmını basit tutmak gerekiyor ki konunun özünü anlayabilelim. E, geometrinin basit soruları bile çok fazla soru tipinden oluştuğu için çok özellik var çünkü geometrinin her ünitesinde. E, bir de oraya... Ee, zor sorular koyarsak ya bir de yeni nesil sorular koyarsak sonra olacak 500 sayfalık bir konu anlatımı ben gerek görmüyorum. Çok gerek yok arkadaşlar. O yüzden bonus sorular biraz o konudaki, mevcut o ünitedeki ya da o kazanımdaki, o alt başlıktaki yeni nesil sorulara ıktan bir an alışın diye. Çünkü zaten babalarını ben Ado testlerinde çözeceğim. Abi baksanıza şuradaki Fşinaldo testi sorularına. Yani oho katlamasından tut fotoğraf makinesine bak katladım öbürünü de katladım ee, şeylerle aynalarla birleşiyor paralel kenarla birleşmiş üçgenle birleşmiş beşgenle birleşmiş kare ile dikdörtgenle birleşmiş Ondan sonra cıma yani bir sürü soru tipi var arkadaşlar ee, kesme soruları kesip yapıştırma soruları bunların hepsinden çözeceğiz hiç merak etmeyin şimdi bonus sorulara girelim o merkezli çeyrek çember. O, A, B, C. dikdörtgen. O, 3 birim. Şimdi diyor ki şekildeki O, A, B, C. dikdörtgeninin alanı 2 A santimetre kare. Ve boyalı bölgenin alanı pi eksi A santimetre kare. Olduğuna göre x'in radyan cinsinden ölçüsünü sormuş. Şimdi bir kere biz şunu biliyoruz ki dikdörtgende... <laughs> böyle aklıma bazen böyle söyleyeceğim şey geliyor ama onu dilime dökemiyorum. Dikdörtgende köşegen Alanı iki eşit parçaya böler. E, 2A olduğuna göre OB de köşegen olduğuna göre burayı A burayı A diye iki parçaya böldü. E şimdi boyalı bölgenin alanı da p eksi A'ymış. O zaman bizim şuradaki O merkezli OB yarı çaplı şu X e, merkez açılı daire dilimimizin alanı ne çıktı arkadaşlar? A artı pi eksi A yani pi çıktı. Peki biz bunun alanını nasıl hesaplayabiliriz? Daire diliminin alanını. E deriz ki x bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. R'si 3, 3'ün karesinden 9. Bunun sonucu pi çıkıyormuş arkadaşlar. Soruda bize öyle demiş. Pi çıkıyormuş. E, madem pi çıkıyor o zaman işlem yapalım. İndim aşağı şöyle. Şimdi şuradaki pi ile şuradaki pi gitti buradaki 9 ile 360 da sadeleşti. Işte 40 içler dışlar yaparsak x eşittir 40. Şimdi x eşittir 40 ama radyan cinsinden istemiş. Trigonometride bunu aslında şöyle demiştim. 40'ı radyana çevirmek istiyorsanız önce pi ile çarpın. 2 pi 360 olduğu için bir tane pi 180'dir. O zaman bir de 180'e bölerseniz eşitlik bozulmaz. Buradan sadeleştirerek gidin. Sıfırları sadeleştirdim. 4'ü 2'ye böldüm. 2 pi yukarısı. 18'i 2'ye böldüm. 9. Yani aslında 40 derece 2 pi bölü 9 radyan. Doğru cevabımız E şıkkı çıkmış olacak. İkinci soruya geldim şekilde o merkezli çemberin yarıçapı bir birimdir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi ilk yapacağım hareket bence şunları birleştirmek olmalı. Şunları ve şunları birleştireyim. Şimdi bakın, bunlar birer yarıçap, bu bir, bu bir. Burası 90 derece, ee, burası 45 derece, burası 45 derece, tamam mı? Aynı şekilde e, F'ye eşit. Bunu nereden biliyorum? Çünkü buradan çekersem paralellikten eşit olduklarını görebilirim. Çekmeye gerek yok. Dolayısıyla burası da 90, 45, 45 üçgeninden oluşacak. 45, 45. E o zaman şurası 90 derece olacak. 180 olması için. Şimdi tespit etmeden önce şöyle yapalım. Ee, yüksekliği 1 ise bunların arkadaşlar ne olması gerekiyor? Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2'ye kök 2 bölü 2. Aynı şekilde kök 2 bölü 2'ye kök 2 bölü 2 olması lazım uzunlukların. Şimdi... Benim şuradaki boyalı bölgeye ulaşabilmem için şöyle yapmam lazım. Karenin alanını bulmam lazım. ABCD karesinin alanını hesaplamam lazım. Bu alandan buradaki üçgenin alanını, buradaki üçgenin alanını bir de şuradaki daire diliminin alanını çıkartmam lazım. Anlaştık mı? Şimdi ABCD 4 karesinin alanı zaten bunun bir tane kenarı kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2'den kök 2 olduğu için karesinden 2'dir. Yani ben 2'den çıkartacağım ne yapacaksam. Önce şu daire diliminin alanını hesaplayalım. Pi e, 1 bölü 4 diyelim. Çünkü orası çeyrek arkadaşlar. 90 derecelik merkez açıya sahip. 90 bölü 360 yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 çarpı pi çarpı yarı çapımız 1. 1 yani 1'in karesi 1. Yani pi bölü 4. Burası pi bölü 4. Şimdi 2'den pi bölü 4'ü çıkarttım öncelikle. Bir de buradaki iki tane eş üçgenin alanlarını toplayıp çıkartacağım. Sarı alanı bulabilmek için. E, kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'yi çarparsanız e, 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 buranın alanı e, şöyle diyelim bakın. E, kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. <laughs> Özür dilerim. Şurası 2. E şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Bu 2 bu 2 ile sadeleşti. 1 bölü 4 geldi bir tanesinin alanı. E bunun alanı da 1 bölü 4. Çarpınca 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Yani bir de 1 bölü 2 çıkartacağız. E 2'den 1 bölü 2 çıkartırsam 3 bölü 2. eksi pi bölü 4. Nerede şıkkımız? 3 bölü 2 eksi pi bölü 4. A şıkkında. Tamam mı? Geldim Üçüncü bonus soruya. Bak bunları sen yapıyorsun. Ondan sonra benden deniyorsun. Ha, bunları yapabiliyor olman lazım. Gerçi burada biraz az da, çevre ve dairede biraz az soru çözdüm konu anlatım kısmında. Çünkü yok yani. Var da e, anlattım bir sürü size neden olduğunu. ABCD karesinin köşe noktalarından geçen o merkezi çember KLMN karesinin kenarlarına teğettir. ABCD karesinin alanı 8 birim kare olduğuna göre KLMN karesinin alanı. ABCD karesinin alanı 8 birim kare ise yarı çapı şey, bir kenarı 2 iki kök 2'dir. Benim arkadaşlar KLMN karesinin alanını bulabilmem için e, şu içe çizilen pembe dairenin yarı çapını bulmam, şey çapını bulmam lazım. Çünkü bunun çapı aynı zamanda karenin bir kenarıdır. KLMN karesinin. Ee, bunu nasıl bulacağız şimdi? Onu düşünelim. Hmm. Şöyle yapalım. İkiz kenar üçgen var bir tane bakın burada. İkiz kenar üçgenden indirilen dikme tabanı iki eşit parça. Bak bu ikiz kenar üçgen şöyle. Hatta hiç dikme mikme indirmeye gerek yok bence. Çünkü ikiz kenar üçgen ve bunu uzattığın zaman Şöyle yaptığın zaman bak bunu şöyle uzattığın zaman köşegen olduğunu görüyorsun. Köşegen olduğu için burası 45 derece oluyor. Şurası 45 derece oluyor. Aynı şekilde şurası 45 derece oluyor. O zaman aslında burada 90 45 45 üçgeni var. E 90'ın karşısı 2 kök 2 ise buranın 2 buranın da 2 olması lazım ki kök 2 katından 45'i versin. Demek ki arkadaşlar... 2 E yarıçap olduğu için burada 2. Demek ki bizim bu içeri çizilen pembe dairenin yarıçapı e, 2. Çapı 4. Çapı 4 ise şu kırmızıyla çizdiğim doğru da 4'tür çünkü bu da çap. Bu da 4. Bu 4 ise arkadaşlar karenin bir kenarı da 4. O zaman alanı da 4'ün karesinden ne çıkacaktır? 16. Cevabımız A şık. soruya geldik. Yukarıda AD çaplı yarım çemberin içine merkezleri doğrusal olan AB, BC ve CD çaplı 3 yarım çember çizilmiş ve aralarında kalan bölge şekildeki gibi boyanmıştır. Boyalı bölgenin çevresi 24 pi birim olduğuna göre alanı kaç birim karede diyor. Bak şimdi. Oran verelim. 6, 3, 2 nerede, sade şey, nerede eşitlenirler? 12'de mi? 12'de değil mi? Buraya 6K diyelim. Buraya 4K diyelim. Buraya da 2K diyelim. Şimdi AB çap yarıçap belirliyor. Şey merkez belirliyorum bak. Bir merkez AB çapına belirledim. Bir buraya belirledim. Bir buraya belirledim. Bir de buraya belirledim. Şimdi AB 2K ise K'ya K diye bölüşür. BC 4K ise 2K'ya 2K diye bölüşür. CD 6K ise 3K'ya 3K diye bölüşür. Bu bir. Şimdi boyalı bölgenin çevresini bulabilmek için. Bak aslında AD çap ya. Yarım çem, en büyük yarım çemberimizi düşün. AD çap olduğu için bir AD hesaplayalım bak. 2K, 4K daha 6K, 6K daha 12K. 12K aslında AD çapının uzunluğudur. Ve o zaman büyük yarım dairenin yarı çapı da 6K olur. O zaman bakın yay uzunluklarını toplamamız lazım. Yani bize çevre söylüyor. Bunu, bunu bulacağım. Şunu bulacağım. Sonra şunu bulacağım. Şurayı bulacağım. Daha sonra şurayı bulacağım. Daha sonra da şurayı bulacağım. Bunların hepsini toplayacağım. Tamam mı? Önce sarı olanı. Yarı çapı 6, 6K birim olan dairenin çevresi. Yarım dairenin çevresi. 2 çarpı pi çarpı 6R bölü 2. Doğru mu? 2 pi R bölü 2. R'miz 6R. Artı. Şimdi şu yeşili bulalım. Yarı çapı 3 birim olan 2 pi çarpı 3R. Ama yine yarım daire olduğu için bölü 2. Bu da tamam. Artı maviyi bulalım. 2 pi çarpı 2 r ama yine yarım daire olduğu için bölü 2. Son olarak kırmızıyı bulalım. O da 2 pi çarpı 2 r değil de 2 k demiştik. K diyelim oralara. K diyelim. E, 6 k, 3 k, 2 k, 2 pi çarpı k bölü 2 burası da. Burası da k bölü 2. Bunların hepsinin toplamı boyalı bölgenin çevresi. Yani 24 pi'ye eşittir. Tamam mı? Şimdi buradan R'yi bulduracak sanırım bize. Şimdi bak bu 2, bu 2, bu 2, bu 2, bu 2, bu 2 ve bu 2, bu 2 gitti. Şimdi 6 KP, 3 KP, 9 KP. 2 KP daha 11 KP, 1 KP daha 12 KP. 12 KP eşittir 24 pi'ymiş. Pi'ler gitti. 12K 24'ten K eşittir 2 geldi. K eşittir 2 ise demek ki arkadaşlar yarıçaplar 2, 2, 4, 4, 6, 6 oluyor. 2 ise. Ve 6K olduğu için bizim en büyük yarı çapımız 12 oluyor. Tamam mı? Peki boyalı bölgenin alanı. Boyalı bölgenin alanı nasıl bulacağım? Önce komple yarım dairenin alanını bulacağım. Yani yarı çapı 6 birim olan bir yarım dairenin alanı. Pi çarpı 6'nın karesi bölü 2 diyeceğim. Bu bizim komple en büyük yarım dairenin alanını verecek. Bunlardan neyi çıkartacağım? Küçük yarım dairelerin alanlarını çıkartacağım. Birinin yarıçapı 2, birinin 4, birinin 6. Şöyle yapabilirsiniz: pi çarpı 2'nin karesi artı pi çarpı bir tanesi 2, bir tanesi 4, bir tanesi 6 dedik. Bir dakika, 6 değil. 6, 6 bu da, bu da 6 oldu bir dakika. Şurada bir sıkıntı var. 6 k, k yerine 2 yazdık. 12 yarı çapımız 12 pardon özür dilerim. Büyük olanın yarı çapı 12 yani pi çarpı 12'nin karesi bölü 2. Bu arkadaşlar şu AB, AD çaplı yarım dairenin alanı özür dilerim onun yarı çapı 12. Şu küçük olanın CD çaplı olanın yarı çapı 6 olduğu için 6'nın karesi yazacağız. Pi çarpı 2'nin karesi artı pi çarpı 4'ün karesi artı pi çarpı 6'nın karesi bölü komple 2 yazarsak Yarım dairelerin alanlarını da toplamış oluruz. Hepsinden çıkartacağız. Şimdi 144'ü 2'ye böldüm. 72 mi geldi? 72 pi eksi. Şimdi şöyle yapalım bak. 4 pi, 16 pi daha 20 pi. 36 pi daha 56 pi. 2'ye bölersen 28 pi. 56 pi bölü 2, 28 pi yapar. E 72'den 28'i çıkarttığım zaman da 44 pi yapacaktır cevabımız. Tamam mıdır? Yani aşık. Evet, işte arkadaşlar çember konu anlatımı bu kadar. Çemberin, e, hatta gelin şu son 39. güne de tikimizi atalım. O kadar yaptık değil mi? 39. güne de şafak sayarımız gördüğünüz gibi tüm hızıyla devam ediyor. 45'ten sonra ben bayır aşağı diyorum arkadaşlar. 45. günden sonra kamp böyle geçecek bak. Göz açıp kapayıncaya kadar bir bakmışsınız 60 gün geometriyi noktalıyoruz demişiz. E, çember konu anlatımı bitti. Benim size tavsiyem efishinado testinden sonra şu çemberde da e ve dairede çevre ve alanla alakalı klasik kolay soruları bir halledin. Yani pi re karelere falan eliniz alışsın. Çünkü artık efşinado testlerine geçtiğim zaman işte burası pi o çemberin alanı dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Buranın yarısı 1 bölü 4 oluyordu falan da filan da alfa bölü 360 bunlardan bahsetmeyeceğim. Takır 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 efşinado testlerinde soru çözeceğim. Çünkü arkadaşlar bu efşinado testlerinde zaten sorular kendi içerisinde bir kurguya sahip olduğu için bir de formüllerle uğraşmamamız lazım. O yüzden sizin artık 39. gün itibariyle çemberle alakalı her şeyi biliyor olmanız lazım. İşte teğet kiriş açı nedir, çevre açı nedir, merkez açı nedir, iç açı nedir, dış açı nedir, dış, açı nedir, dış kuvvet nasıl bulunur, iç kuvvet nasıl hesaplanır da e, çemberde e, işte yarı çap uzunluklarının özellikleri teğete inen diktir, kirişe inen dik ikiye böler, merkezden geliyorsa vesaire bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bunları biliyor olmanız lazım. Efşinado testlerine öyle geçiyor olmanız lazım diyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. 40. gün Efşinado testi bir de görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.